Arzu isminde, Arzu Emine isminde bir konuğum geliyor. Biyolojik ailesini arıyor. Arzu, sanırım doğduğu zaman Trabzon'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılmış. Bugün yetişkin bir kadın olarak karşımızda. Kendi hayatını kursa, yetişkin bile olsa insan köklerini merak ediyor. Onu dünyaya getiren kadın nasıl bir kadın, nasıl bir gözü var, saç rengi var, nasıl konuşur, nelerden hoşlanır onu görmek istiyor. Varsa bir babası kim olduğunu merak ediyor. Varsa kardeşlerini bulmak istiyor Arzu Emine. İnşallah her programda olduğu gibi bu programda da Arzu Emine gözyaşlarıyla girmiş olduğu bu stüdyodan sevinç ve mutluluk gözyaşları dökerek çıkar, buyursunlar. Daha arkada fenasın sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim. Sen ne zaman hazırım dersen o zaman hazırım. Başlarız. Kaç yaşında Arzu? 27 yaşındayım. 27. Evli mi? Evliyim. 3 tane çocuğum var. Üç Allah tane kız bağışlasın. Var. Kaç yaşındalar? Biri 7 yaşında, biri 1,5 yaşında, biri de 6 aylık. Ah kıyamam. Evet. Sağlıkla büyüsünler inşallah. İnşallah. İnsanın hayatı çocuk sahibi olmadan önce ve çocuk sahibi olduktan sonra duygusal dünyası daha da değişiyor. Anne olmak çok güzel bir şey ama beraberinde size birçok kaygıyı getiriyor. Eskiden düşündüklerim farklıydı, şimdi düşündüklerim çok farklı. Mesela ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Eskiden daha kaygısız, rahattım, aman derdim ama artık öyle değilim. Evet. Sizde de aynı şey oldu mu? Evet, aynı şey oldu. Yetişkin olup çocuk sahibi olduktan sonra kendi çocukluğuna dair daha fazla mı şey düşünmeye başladın? 3 tane çocuğum var, onları buraya, oraya bırakıp buraya geldiğimde sürekli onları özlüyorum. Bayağı zaman oldu buraya geleli. Özlüyorum, merak ediyorum. Ya onlar nasıl merak etmedi, bir şey yapmadı? 27 yaşındayım yani, onu merak ediyorum. 3 gün sen bilinçli, bıraktığın yer belli, güvende olduklarını biliyorsun, beslendiklerini biliyorsun, sevgi dolu bir ortamda olduklarını biliyorsun. Bildiğin halde vicdan azabı çekiyorsun. Aynen öyle. Kendini sorumlu hissediyorsun. Bu sefer kendi çocukluğunu gözünün önüne getirdiğinde beni nasıl bıraktılar? Nasıl bıraktılar? Ne şekilde bıraktılar? Hiçbir şey bilmiyorum. Kafandaki, hepimizin kafasında bir senaryo vardı. Evet. Bırakıldığına dair senaryo ne? Niçin bırakıldın mesela? Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Hiçbir şey bilmiyorsun yani. Yani genelde mesela buradaki birçok konuğum, yani biyolojik ailesini arayan konuğum bunu şöyle ifade ediyor. Demek ki beni istemediler. Evet. Ya da demek ki ben sevilmeye layık değildim. Demek ki o zaman çok zor şartlar altındalardı. Aslında beni bırakmak istemediler ama kesin beni mecburiyetten bıraktılar. Bir açıklamaları vardır. Hani insanın kafasında... Ama insan kendi evladını nasıl bırakır ki? 9 ay karnında taşıyorsun, bütün acılarını, bütün her şeyi çekiyorsun. Bir de nasıl, ne şekilde beni bıraktıklarını oraya bilmiyorum yani. Yurda bırakılmışım. Bir 40 sebebi günlük, olmalı. Evet, 40 günlük yani almışlar ailem beni. Ne şekilde bırakılmışım? Hani... cami avlusuna mı bırakılmışım, çöp kenarına mı bırakılmışım? Hani nasıl, ne şekilde, ne olduğunu, kim olduğunu, hiçbir her şeyi çok merak ediyorum. Tam doğum tarihin nedir? 10 Şubat 1997. 97 doğumlusun. 40 günlükken çocuk esirgeme, Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinildiğine göre sen sanırım doğar doğmaz. Evet, doğar doğmaz. Trabzon'da. Evet. Bir yere bırakıldın. Evet, ama neresi olduğunu bilmiyorum. Evlat edinildiğini nasıl öğrendin? 13 yaşımda babam vefat ettikten sonra babam vefat etti. Herkes mevlüt için eve gelir. Herkes bir hafta sonra dağıldı. O zaman annem her şeyi anlattı işte bana. Sen 13 yaşına kadar aslında böyle bir gerçekten haberin yoktu. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Bir masalın içindeydim, o masaldan uyandım 13 yaşından sonra. Babanın ölümüyle. Evet. Yani çünkü hem babamın ölümü oldu hem de bir hafta sonra evlatlık verildiğimi öğrendim. Ve babamın en büyük şeyi... Bana kızım ne olursa olsun yalan söylemeydi ve hayatımın en büyük yalanını babam söylemişti bana. Ve bunu hani bayağı çok kötü şeyler yaşadım yani psikolojikmen. Bana çok iyi baktılar, ettiler. Allah razı olsun annemden de. Bana baktı, şimdi çocuklarıma da bakıyor. Ama o psikolojiden hiçbir zaman çıkamadım. Kim olduğumu, ne olduğumu öğrenmek istiyorum. Hikayemi öğrenmek istiyorum. Bir kere
bir çocuk için herhalde en ağır olaylardan biri. Onu koruyan, gözeten babasının, evet, her en sevdiğinin bir kere kaybı. Kahramanıdır ve kahramanımı kaybettikten sonra bir sana yalan söyleme diyor. Ne olursa olsun kızım bana doğruyu söyle diyor. Ve en büyük hayatımın yalanını o söylüyor bana. Ve bu beni çok ama yıkmıştı. Ama onlar yalan söylemediler ama sana. Ama beni korumak için yaptı ama keşke zamanında veya doğru şekilde söylense. Vefat etmeseydi bir, iki yıl sonra beraber söyleyeceklerdi. Ama hani keşke o zaman beraber söyleselerdi. Ve yanlış zamanda öğrendiğim için. Babam ölmüş daha bir hafta acım çok tazeydi. Ve ondan sonra evlatlık olduğumu öğrenince hayatım yıkıldı. İnsanların bana bakışı bile değişik gelmeye başladı bana. Hani normalde akrabam olan insanların bakışı bile bana değişik gelmeye başladı. Psikolojikmen çok şeyler yaşadım. Ve kim olduğumu öğrenmek istiyorum. Onları da hani bir yandan içimde bir öfke var ama hikayemi öğrenmek istiyorum. Onun da bir hikayesi var ama onu öğrenmek istiyorum. Ve öğrenmen için elimden geleni yapacağım. Ve kağıda göre bir baba yok ortada. Bir kağıt almıştık. O kağıtta baba yok ortada. Baba kim onu da öğrenmek istiyorum. O zaman şöyle de yapalım Arzu. Senin büyüten ailen ve onlarla, evet, da ilgili konuşacağız ama Trabzon Çocuk Esirgeme yurdundan seni baban Mehmet Duman. Evet. Annenin adı neydi? Şennur. Şennur Hanım. Evet. Alıyorlar. Onların hiç çocukları olmamış sanırım. Olmamış. İlk ve tek çocukları sensin. Evet. Onlar alıp bakıp büyütüyorlar. Evet. Fakat sen yakın bir zamanda köklerini öğrenmek için yapmış olduğun araştırmada senin karşına 3 tane isim çıkıyor. Evet. Bir, sana doğarken verilmiş olan isim Emine. Evet. O büyüten ailen senin o isminden hiç vazgeçmemiş. Evet. Mahkemeye vermişler ama mahkeme bunu silemeyiz demişler. Sadece Arzu'yu eklemişler başına. Hı hı. Anne adın ne olarak geçiyor? Hatice Memişoğlu. Hatice. Bir Memişoğlu soyadı, evet, var. Memişoğlu nüfusuna kayıtlısın. Evet. Annen Hatice Memişoğlu. Onun annesi Havva Memişoğlu. Onun babası İsmail Memişoğlu. Yani ortada bir anneanne, evet, bir dede, ve bir de anne var. Trabzon'dalar mıdır bilemiyorum tabii ki sevgili seyirciler. İsmail, Havva Memişoğlu'nun kızları Hatice Memişoğlu'nu arıyoruz. Hatice Memişoğlu 1997 yılında Emine'yi dünyaya getiriyor. Evet. Bu ailenin soyadı Memişoğlu. Görenler, tanıyanlar, bilenler mutlaka vardır ve bize ihbarda bulunacaklardır. Arzu'nun buraya gelir gelmez söylediği o haykırarak kendi hikayemi öğrenmek, evet, istiyorum. Kendi hikayemi... Onun da hikayesini öğrenmek istiyorum Esra Hanım. Sonuçta o da bir şeyler yaşamış ki verilmiş bir baba yok ortada. Demek ki hani her şey, insanın aklına her şey geliyor. Demek ki belki sahip çıkmadı, bir şeyler oldu. Onun da başına bir şeyler gelmiş olabilir. Seni vermek zorunda kaldı ha, ya da hani seni bilmiyorum, bırakmak zorunda ben olsam kaldı. Hiç evladımı vermem ama demek ki bir şey oldu yani. Önemli bir sebebi... Benim de başıma bir şeyler geldi ama ben hiçbir zaman evlatlarımdan vazgeçmedim. Önemli bir gerekçesi, evet, olmalı seni bırakmasına. Evet. Belki zor şartlar altındaydı. Belki yokluk vardı. Evet. Belki ailesinden gizlemişti. Belki saklamıştı. Ailesinden gizlemiş olsa babasının üstüne kayıt, hani üstüne kaydettirmez ama bir olay var yani. Bir şey var, bilinmedik bir şey var. Bir olay var. Evet. Bir baba yok ortada. Bir, evet, biyolojik babaya dair bir bilgi yok. Yok. Nasıl bir cevap istersin ortaya çıktıklarında? Ya içimde bir şey var ama hani... Cevaplarına bağlı Esra Hanım. Şimdi ne desem hani neden bıraktınız yani beni? Bunu en çok bunu merak etmek istiyorum. İnsan evladını neden bırakır? Ve hani evli gözüküyor şu an. Hayatına nasıl devam edebilir? Hiç mi merak etmedi? Belki beni alan aile kötü bir aile. Belki bana kötü davrandı bu zamana kadar. Bir şeyler oldu. Hayır, hiç öyle bir şey yok ama olabilir de yani. Olabilir. Senden vazgeçmesinin çok önemli bir sebebi. Evet. Olması gerekiyor. Ekranda isimler yazıyor. Arzu Emine biyolojik annem Hatice Memişoğlu'nu arıyorum diyor. Büyüten annenle ilişkin nasıl? Çok iyi. Çok iyi şu an çocuklarıma, bebeklerime o bakıyor. Hayatta en çok ona mı güvenirsin? Yani. Ya babam öldü. Hayatta tek akrabam annem kaldı. O da 70 yaşında. Hani ona bir şey olursa ne yaparım bilmiyorum. Hani evlatlarım var, eşim var. Evet ama hani bir şeyler öğrenmek istiyorum. Hep bir içimde bir boşluk var. O boşluk bir şekilde öğrenmek istiyorum yani. Hep neden? Öğrenmek istiyorum yani kim olduğumu, neden olduğumu. Öğrenmek istiyorum. Doktora gidiyorum. Hani bebek doğurdum, çocuk doğurdum. Hani
Ailende bir hastalık var mı? Her seferinde insanlara bir şeyler anlatmak istemiyorum artık. Bilmiyorum genetik çünkü. Genetik olarak senin geçmişinle ilgili sorguladığını sen bunu bile bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. O kadar önemli ki. Belki de senin bir hastalığın olduğunda evet. Senin aile üyelerinden, kendi kandaş ve genetiğinden evet. Gelen birinin biriyle uyuşman seni iyileştirecektir. Evet. Belki sana ihtiyaçları varsa. Olabilir. Olabilir. Ne söylüyorsun onları? Anlatmak istemiyor musun? Yok mu diyorsun direkt? Yalan mı söylüyorsun? Nasıl doktor yani? Sordu sana. Bazılarını anlatmak zorundayım, bazılarında da bilmiyorum deyip geçiştiriyorum. Ve 18 yaşıma kadar benim göbek deliğim aktı Esra Hanım. Doktor dedi ki ben durumumu anlattıktan sonra böyle böyle bir şey geldi benim başıma. Hani bunu yaşadım. Belki de ölüme terk etmişlerdir seni dedi. Çünkü bir bebeğin göbek bağını güzel koruman lazım. Kendini düşmesi lazım. Demek ki kendi düşmemiş. Bir şey olmuş ki hani bu akıyor doktor söyledi. Bunu anlatır mısın? Yani 18 yaşıma kadar göbek deliğim iltihap şeklinde akıyordu. Doktora gittiğimde doktor da dedi ki başına bir şey gelmiş o anlattım şimdi hani evlatlığım böyle şöyle. O da nasıl bir şey yorum yapabileceğini hani bir şey yok dedi. Ama göbek bağının güzel korunması gerektiğini söyledi. Kendi kendine düşmesi gerektiğini. Belki de ölüme terk edilmiş bir şey olabilirsin. Bunu bile duyduğumda çok kötü olmuştum. Bilmiyorum çünkü. Bu da senin doğar doğmaz verildiğin en önemli göstergesi evet. Aslında. Bilmiyorum. Hiçbir şeyle ilgili bir şey bilmiyorum. Hikayemi merak ediyorum. Ben kimim merak ediyorum. Ama Emine şöyle de düşün. Elinde az da olsa köklerine ait isimler var. Devletin kurumuyla muhatap olmadan o yani gayri resmi yoldan verilen çocukların elinde hiçbir şey olmuyor. Evet. Şimdi evlat edinmede aslında kapalı kayıt gözükse de alan aile ile velen aile arasındaki nüfusta irtibat kuruluyor. Yahut da işte buluntu bebeklerle ilgili oradaki evet. isimler nüfus müdürlüğünce veriliyor ya da emniyette veriliyor. Ama senin yine iyi düşünmek güzel bir şey ya, kötüyü evet. düşünme. Sen en azından devletin kurumlarında ve bu kişi evlat alan kişiler de belirli şartları sağlayan evet. insanlar. Evet. Yani o şartlar bir denetim mekanizmasından da geçen insanlar. Evet. Maalesef ülkemizde gayri resmi yoldan verilen çocuklar var. Evet. Bunun dışında da şunu da belirtmek istiyorum. Evlat eden anne baba hiçbir sorun olmuyor. Çünkü onlar evet. evlat sevgisi çok yoğun oluyor. Ama ölüm vuku bulduğunda maalesef ki o anne babanın etrafındaki aile bireyleri o çocuğa evlatlık olduğunu hissettirecekleri için Şenur Hanım o yüzden sana söyleme gereği hisset. Olabilir. O bakışlara maruz kalma diye anneni de o yönden evet. anlamaya çalış. Yani... Evet anlıyorum. Bu zamana kadar anlamamıştım. Ona da hani bazı hep kavgalarımız oldu, bir şeylerimiz oldu ama ben de anne olduktan sonra bir şeyleri anlamaya başladım. Şimdi o çünkü anne kadınların... olmak çok değişik bir duygu. Şimdi biz bilgiye, çocuklarımızın psikolojisiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak istediğimizde hemen bir arama motoruna bazı bir şeyler yazdığımızda ya da sosyal medyada evet. karşımıza çıkan videolardan... Önümüze çıkan kitaplardan az çok nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz. O çağlarda o kadın çok da hani uzak bir çağ değil ama nasıl davranacağını bilmiyor olabilir. Ama şu an annen telefon attığında hayatta ne olursa olsun en çok güvendiğin insan o. Evet. Çünkü senin bir bakışında ne hissettiğini kadar biliyor. Olursam olayım. Hep yanımda oldu çünkü. Alo diyebilirsin. Alo. Efendim? Şenur Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kaç torun bakıyorsunuz şu anda? Şu anda 3 tane. Allah bağışlasın. Amin, amin, amin. Onları ben de ötüyorum. Ben şimdi teker teker. Ya Arzu, Arzu'yla... Ağlamasın bak ben çok üzülüyorum. Ben Arzu'yu bir doğurmadım. Ya... Zaten doğurma yani doğurabilmek hani meziyet mi derseniz mühim olan evet. Bakmak ve büyütmek olduğu için evet. sizin yaptığınızın, sizin davranışınızın bir çocuğu yetiştirmenin hem bu dünyada evet. hem de öbür dünyada inanın çok büyük bir karşılığı var. Eğer evet. sevgiyle büyüttüyseniz içiniz rahat olsun. Hala öyle, hala öyle. Arzu'yla nasıl bir bağınız var? Ben biyolojik ailemi arıyorum dediğinde onu engellediniz mi? Kızım git ara mı dediniz? Engellemedim, engellemedim. Daha önce de söylüyordum, cesaret edemiyordu. Siz mi istiyordunuz? Bilmiyorum, ben 70 yaşındayım kızım. Allah bağışlasın. Ailesini bulursa daha iyi olur. Yalnız kalmaz, hiç olmazsa.
Geride onu yalnız bırakmaktan korkuyor musunuz? Hayır, ben o da beni bırakmaz zaten, beraberiz. Hayır, hayır. Yani Efendim, ben artık 70 yaşındayım, yaşlandım. Bana evet. bir şey olursa Arzu yalnız kalır diye korkuyor musunuz? Çocukları var, işte 3 tane çocuk gözümüzü yıldık. Annesi çocuklarla ilgilensin. Ay. Arkadaş gibi onlarla ilgilensin. Ya bak, anne olmak sanırım kaygılı olmak demek. Yani daha git, bak şimdi gittiğinde bir şey duymayıp hissetmeyeceksin ki, hiçbir duygun bile olmayacak ama sanki gittiğinde her şeyi bilecek ve hissedecek gibi. Bakayım bu kız evet. ne yapacak, çocuklara kim bakacak, bari annesi varsa çoluğuna çocuğuna destek olsun. Bunları düşünebilmek evet. için vicdanlı olmak gerekiyor. Evet. Ne söylemek evet. istersiniz kızınıza? Nasıl bir evlattı? Ağlamasın, ben ona üzülüyorum. Bir de olmadım ona, o biliyor ben ne kadar çok sevdiğim onu. Evet. Ben de seni seviyorum anne. Tamam çocuk. Gerçekten Esra tamam, Hanım çok iyi büyüttü gerçekten. Biliyorsun ben hasta oldum mu bak, üzülme beni bak. Tamam Ay. Üzülme. Tamam. Üzme çocuk. Çok gerçekçi bir ilişki var aranızda. Evet. Çok şey yaşadık çünkü ben psikolojik ben hani çok üzüldüm, çöktüm. Hep ayağa kaldırdı beni, her zaman yanımda oldu gerçekten. Nasıl motive ediyordu o en dibe battığında? Ağlama. Kendini... Hani ağlama hep yanımda oldu. Her şekilde yanımda oldu. Ağlasan da, kızsan da, öfkelensen evet, evet, de ben buradayım diyor muydu? Evet, gerçekten. Hep ben buradayım. Ve gerçekten Yarım orada mıydı? Evet, oradaydı. Hep hani diyor ya, bir tek doğurmadım. Gerçekten öyle yani. Her bazen, şeyi yaptı benim için. Dedim ya, doğurabilirsin. Evet. Dünyaya bu çok biyolojik, fizyolojik evet. bir özellik yani. Eğer hani herhangi bir sağlık sorunun yoksa bunu yapabilirsin. Ama mühim olan doğurduğuna bakabilmek. Şimdi senin de 3 tane çocuğun evet. var. E doğur bırak, doğur bırak. Evet. Bu da mümkün. Evet. Bunu da yapabilirsin sen. Evet. Ama mühim olan bakmak.